Burası Eskişehir'in merkez yarımca köyü. Burada ben 1949'da doğmuşum. Burası ilk kuruluşu, bu köyün ilk kuruluşu 4 hane üzerindeymişti. 4 haneden 80-100 haneye çıkmış. 80-100 haneden sonra bizlerden sonra bizim çaya gelirken orman köyü olduğu için yüksek köy, fakir bir köy, tarlası arazisi yok. Göç etmişler. Evlenen, ev sahibisi olan, akıl bali olan iş aramış. Kimisi okumuş gitmiş, kimisi işçi olarak iş aramış gitmiş, ekmeğini bulmuşlar. Eskişehir, Ankara, İstanbul, diyelim Almanya, dış ülkeleri böyle bu şekilde. Şimdi şu anda sene 2000'den sonra falan 2000'lere kadar 12, 13 hane, 15 haneye düşmüş. İhtiyarlar kalmış. 2010'dan sonra, 2000'den sonra buraya serin yayla diyerekten hali vakti iyi olan tekrar gelmeye çalışmış. Ben de öyle. Sene 75'te Eskişehir'e indim. Eskişehir'de iş buldum, çalıştım falan. Anadolu Üniversitesi'nde çalıştım. Anadolu Üniversitesi'nden emekli oldum. Sene 2013'ten sonra tekrar Eskişehir Yarımcı Köyü'ne geldim. Şu gördüğünüz iyi kötü binalar 2013'ten sonra yavaş yavaş yaptım. Bu bahçeyi çevirdim, ektik, kaldırdık falan. Şu anda dışarıdan da gelip arsa parsel alıp ev yapan, yazın oturuyor vatandaş. Buranın kışı çok oluyor. Kışın Eskişehir veyahut başka vilayetlerde oturuyorsa orada var. Gidiyor. Burada bilhassa havası güzel, iklimi güzel, yeşillik, canlı, meşelik. Yani bahçesini iyi kötü eken ekiyor, ekmeyen alıyor geliyor, pikniğini yapıyor avlusunda falan. Bu şekilde sürüp gidiyor yarımcanın işi. Dedemin zamanında anneannemin zamanında yani burada çok kış oluyormuştu. Hasılat olmuyor, saman yok, buğday yok, efendim un yok. Hiç, mesela ki geçim şartları çok zor. Koşu çifti, birisi inek, birisi tosun, birisi katır olsa, birisi at. Bu şekilde koşu çiftlerinden çiftçilik yapıyorlarmıştı. Dedemin 40 tane ineği varmıştı, 40 tane. Büyük baş hayvan.
Burada kış çok olduğu için aşağı Z'de Ilıca'nın arazisini aşağıya 5 kilometre aşağıya indiriyormuştu. Aynı patikadan hayvanları meşe çubuğuyla besleyip karınlarını doyurup getiriyormuştu böyle cılgadan. Besliyormuştu. Senede 2 tane büyükbaş hayvan kesiyormuştu. Eve bunları çevirip, kavurup çevirip bunları tencerelere, çömleklere koyup sabahleyin sabah kahvaltısında ekmek de yokmuştu. Kavurmayla böyle besleniyorlarmıştı. Bu şekilde beslenmişler. Ondan sonra benim annemi, annelerimizi, babalarımızı yani yetiştirmişler falan. Onlardan sonra bizler meydana gelmişiz falan. Biraz daha mesela ki hal vakti iyi olunca saban düzelmeye başlamış, ekilmeye başlamış ama arazi yok. Arazi çok kısa. Bu şekilde ben dahi askere gittim geldim. Askere gidinceye kadar burada leşberlik yaptım ama ancak mesela ki hayvan yemini, yiyeceğin ununu, ekmeği, şeyini karşılıyordum. Tohumunu bile zor çıkarıyordum. Arazi küçük. Domuzu var. Mahlukatı var. Her şey o buğdaya, hasılata şey yapıyor, saldırıyor falan. Bu şekilde günler geçti. Ondan sonra işte bizim çağlardaki insanlar, bizim daha büyüklerimiz, benden büyükler köyü göç etmişler. Başka vilayetlere, başka yerlere iş aramışlar. Kimisi okumuş, kimisi işçi olmuş falan. Bu şekilde hayat vardı. Ama şimdi şu anda mesela ki sene 90'dan sonra, 2000'den sonra emekli olan gençler, parası olanlar gelmişler. Kimisi ev yapmış, kimisi arsa almış. Hazinenin arsa parsel yapmış, arsa vermiş köylere, onlara ev yapmışlar falan. İşte emekli olaraktan yaşıyorlar. Şu anda köyün bir geliri, hasılatı yok zaten. Dışarıdan kazandıkları şeyle bahçelerinde iyi kötü az çok bir şeyler yiyorlar. Yaz mevsiminde gelip yarımcada oturuyorlar. Kış mevsiminde giden gidiyor. Nerede oturuyorsa Eskişehir, Bursa, bilmem ne. Bu şekilde hayatları var. Çocuklarını zaten çok kişiler oturdukları yerlerde çocuklarını okuttular. Kimisi subay oldu, kimisi öğretmen oldu, kimisi hemşire oldu, böyle hayat sürüyor yani. Genç tabaka şimdi işleri var. Kimisi öğretmen, kimisi subay, kimisi efendim teğmen, böyle bu şekilde hayat sürüyor yani. İsmim Yasin Korkmaz. 1967 Eskişehir'in Mahmudi ilçesine bağlı Balçıksar köyünde dünyaya geldim. Şu an Eskişehir'in Yarımca köyünde hayvancılık yapmaktayım.
Yalımda köyünde hayvancılığa başlamadan önce Eskişehir Şeker Fabrikası'nda 35 sene hizmet verdim. Şeker fabrikasına girmeden önce annem babam hayattaydı. Köyde koyunculuk, küçükbaş hayvancılık yapıyorduk. Bu heves, bu merak yıllarca içimde kaldığı için emekli olduktan sonra eşimin bulunduğu Yarımca köyünde hayvancılığa başladım. Bunu biraz hobi diyelim, biraz ticari amaçlı. Her ikisinde diyebiliriz. Şu an önümde 120'ye yakın koyunum var. Ve hayvancılığı niye Yarımca köyünde yapıyorum? Yarımca köyü Eskişehir'e yakın. 20 kilometre mesafede. Eşim çalışmakta. O yüzden şehire çok yakın olduğu için hayvancılığı burada yapıyorum. Ha, hayvancılık Yarımca'da zor mu, kolay mı diye sorarsanız, Yarımca ormanlık bir yer, çok güzel bir yer. Hayvancılık, koyunculuk burada zor. Ama koyunculuk en güzel, benim kendi köyüm, Mahmudiye'nin Balçıksar köyünde, düz ova, mera düz, orada koyunculuk çok kolay. Ama orada niye yapmadım derseniz de, orası uzak. Eskişehir'e 70-75 kilometre mesafede. O yüzden burada yapıyorum. Aynı zamanda buranın havası çok güzel. Oksijeni çok güzel. Meşelik. Çam ormanı. Karışık. Ve sağlık açısından çok güzel. Allah nasip ederse bu hayvancılığı burada devam ettirmeyi düşünüyorum. Ve ufak baş hayvancılıktan sonra 3-5 sene sonra büyükbaş hayvan da ek olarak yanında yapmayı düşünüyorum. Geri kalan hayatımı Allah ömür ne kadar ömür verirse bilemiyoruz. Bu köyde idame ettirmeye çalışıyorum. Bak oğlum, benim dedemin zamanında dedem askerlik yaptığı zaman çavuşmuştu. Yunan Türkiye'ye ayak bastığı zaman Yunan askeri, bizim bu civara, Eskişehir'e civarına geldiğinde bizim Yarımca köyüne de gelmiş Yunan askeri, buralara binalar yapmışlar. Binaları köyün içinde dam samanlık gibi yerleri depo yapmışlar falan. Şimdi Yunan askeri, Yunan subaylarından dedem anlaşıyormuştu. Konuşurken benim annem çocukmuştu. 12-13 yaşlarında falan. Etecek böyle çocuk, kız çocuğu. Yunan'ın çok yemiş ceres böyle depoları doluymuştu, çok doluymuştu böyle. Anneme Yunan askerleri üzüm ceres verecek olmuşlar. Annem de kaçmış. Sarıkız, sarıkız diye onu oşarlarmıştı, severlermişti falan. Böyle burada Yunan vakit geçirmiş. Dedemin hatta Yunan askeri iki tane büyükbaş hayvanını, düve denir büyük hayvanları, bunları ok atarak beynine öldürmüşler. Öldürmüşler. Bunları öldürünce onlar sadece ciğerlerini aldılar, yerlermiş. Yani yüzmesini de bilmiyorlarmıştı. Karnını deşerler, ciğerlerini aldılar, geçerler, yerlermişti falan. Biri olmuş, ikinci de dedem Yunan subayına, bunların birlik subaylarına şikayetçi olmuş, böyle böyle diye falan. Anlaşmışlar,
subayla. Subay bir daha birliğine, askerlere, subaylara emir vermiş. Bir daha bu köyde böyle olay yaşanmamış. Dedemden özür dilemiş Yunan subayı falan. Böyle zaman vakit geçirmişler. De Yunan çok baskın yapmış burada. Ve Yunan da giderken, onu kaç senesini dediler bilemeyeceğim şimdi. Buradan bizim komşu köyümüz var, Tandır köyü. Onların arasıyla tabi birleşik sınırlarda falan. Bunların depoları varmıştı. Efendim binaları varmıştı. Fırınları varmıştı, ekmek fırınları. Çeşitli yerlerde yerleşmiş asker falan. Ama bunları hepsini Türk askeri Ankara tarafından, Nallan, Sarıcakaya tarafından gelince bu mühite geliyor diyerekten yakmışlar fırınları, depoları, milleti de toplamışlar. Yaşlılar kalmış bir. Epey bir Eskişehir ovasına doğru efendim ne diyeyim ki Mutalık köyü deriz. O tarafa doğru kaçak verirken Yunan askeri ortalık sabaha karşı güneş doğmak üzereyken bırakmış Yunan askeri kaçmış. Tabi İzmir tarafına gidiyormuş herhalde. Veyahut ki Söğüt tarafına mı kaçtı buradan. Yunan askeri o şekilde çileleri varmıştı. Dedemin, ebemin, annemin. Böyle annem anlatıverirdi, biz de dinlerdik. Çocuktuk.